Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebişler için çok tatlı, çok şirin bir patik modeli anlatacağım. Modelim çok kolay, bir oturuşta bir çift örebilirsiniz. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin. Sadece haroşadan oluşuyor, üst kısmında da fırfır detayımız var. Ben 3 ay 1 yaş arası bebişler için 55 ilmek atarak başlayacağım. Taban artırması yapmayacağım, sadece burun kısmında bu büzdürerek dikeceğim arkadaşlar. Onu da detaylı göstereceğim. Zaten siz daha büyük yapacaksanız, mesela 1-2 yaş aralığında yapacaksanız 4 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Ben 55 ilmek başlayacağım inşallah. Evet, hazırsanız şöyle ipimi alayım. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi ikiye katladım. 55 tek sayı, 55 tane ilmek atalım. Evet, ben de atıp döneceğim. Evet, 55 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Haroşa öreceğiz. Haroşayı ben önden de düz, ters tarafından da düz olarak örüyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son iki ilmeğim kaldı. Onları da örerek sırayı tamamladım. Çevirdim, bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İlk ilmeğimi, ipimi ön alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. Dediğim gibi taban artırması yapmayacağım. Düz bir şekilde ilerleyeceğim. Haroşa yapacağız bu şekilde. Toplamda 9 sıra haroşa olana kadar örelim. Evet, 9 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9 sıra oldu. Şimdi burun eksiltmesine geçeceğiz. Burun eksiltmesi için yan taraftan, şöyle sağ taraftan 22 ilmek ayıracağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Ortada 11 ilmek bırakacağız. Şöyle 22, 23. ilmeğime şöyle işaret koyuyorum. Sol taraftan da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. ilmeğime işaret koyuyorum. Ortada 11 ilmeğimiz var. 1-2 yaş aralığında çocuklar için yapanlar da yine 11 ilmek koyabilir. 3-4 yaş için 13 ilmek olarak ayarlayabilirsiniz burun kısmını. Evet, şimdi yine haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle hızlıca öreyim. İşaretimde hiçbir işlem yok. Örerek ilerliyorum. Şöyle sayalım ya da bakın. İlk işaretim bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11 ve 12. ilmeği, ortada 11 ve 12. ilmeği ikisini bir ördüm. Çevirdim. İpimi arkaya alıyorum. Haroşa görüntüsü olsun diye. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine sayıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Artık işaretimizi çıkartabiliriz. Çünkü ayrık duruyor. Oradan anlarsınız. Şöyle ayrık duruyor. İpim arkada. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 ve 12. ilmeği ikisini bir örüyorum. Çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 2. Saymanıza da gerek yok. Bakın, 11 ve 12. ilmek arası bu şekilde ayrık duruyor. Haroşa örerek ilerliyorum. 11 ve 12. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve çevirdim. Sadece ortadaki ilmeklerimizi örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Çıkışta 11 ve 12.yi örüyoruz. Girişte de ilk ilmeğimizi örmeden ilerliyorum. Evet, 11 ve 12. ilmeğin ikisini bir ördüm. Çevirdim. İpim arkada, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu yan taraftan 3, 6, 9, 12 ilmek kalana kadar. Şöyle 12 ilmek sağda, 12 ilmekte 3, 6, 9, 12 ilmekte sol tarafta kalana kadar bu şekilde burun oyuntusunu yapalım. Evet, şöyle sonuna geldim. Son 11 ve 12. ilmeğimin ikisini bir ördüm. Şöyle sol tarafta bakın 3, 6, 9, 12 ilmeğim kaldı. Sağ tarafta da şöyle 3, 6, 9, 12 tane ilmeğim kaldı. Eksiltmemizi tamamladık. Çevirdim, yine ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi örüp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Ön yüzdeyim. Artık bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Şişimizi de şöyle beraber sayalım isterseniz. Kaç ilmeğimiz kaldı? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35 tane ilmeğimiz kalmış. 8 sıra haroşa olacak şekilde ilmeklerimizi örelim. Bütün ilmeklerimizi. Böyle. Evet, 8 sıra örüp döneceğim. Şurada da hiçbir sorun olmaz. Böyle örerek ilerleyelim. Şöyle. Evet, 8 sıra haroşa ördüm. 8 sıra haroşa ördüğümü nasıl anlıyorum? Şöyle burada 9 sırayı saydıktan sonra bakın. 3, 6, 9 sıradan sonra 3, 6, 7, 8 sıra haroşa örmüş olduk. Bu sıramızda fırfır artırması yapacağız. Şöyle bir öreceğiz, bir artıracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle şu şekilde artıracağım bakın. Burada bir tel var. Onu kaldırıyorum ve düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bir ördüm. Artırmayı da bakın buradaki teli alıp şişime geçiriyorum ve haroşa olarak örüyorum. Bir örüyorum. Bir artırmamı da bu şekilde yapıyorum. Bakın, buradaki teli aldım, şişime geçirdim ve ördüm. Sıradaki ilmeğimi de örüyorum. Aradaki ilmeğimi bakın teli kaldırıp şişime geçirip örüyorum. Bir normal örüyorum. Bir de bu şekilde artırma yapıp örüyorum. Bir normal şekilde örüyorum. Bir de buradaki teli alıp şişime geçirip örüyorum. Bir normal örüyorum. İlmek sayısını iki katına çıkarmış oluyoruz. Böyle şişime geçirip örüyorum. Bir normal ördüm. Bir de buradaki teli alıp şişime geçirip örüyorum. Evet, böyle örerek sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sonuna geldim. Şöyle şuradan da son telim alıp artırmamı yaptım. Ve son ilmeğimi de ördüm.
Artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Bundan sonra yine haroşa olarak öreceğiz. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Şöyle tersini örüyoruz şimdi. Bakın ön yüzde bir sıra haroşa oluştu bile. Bu şekilde toplamda 6 sıra haroşa olana kadar örelim. Git gel yapalım. Şöyle. Evet. Artırma sırasından sonra 3, 6 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi kesme işlemini yapalım. İlk ilmeğimin yönünü çevirdim. Sol şima aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şima aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, ilmeğimizi sol şimimize aktarıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, bütün ilmekleri kestim. Son ilmeğim kaldı. İpimi de biraz uzun bıraktım ki dikeyim. İğneme geçirdim. Son ilmeğimin içinden geçiyorum. Evet, dikimini yapacağız şöyle. Düz taraftan dikelim. İkiye katladım. Karşıya geçiyorum. Şöyle biraz sıkılayım burada. Haroşa tellerini alarak dikeceğim. Bakın buradaki haroşa telini alıyorum. Karşıdan da haroşa telini alıyorum. Sıradaki haroşa teline geçiyorum. Karşıdan da denk gelen haroşa teline giriyorum. Şöyle. Karşılıklı bu şekilde batarak topuk kısmına, yani buraya kadar gelelim. Evet, topuk kısmına kadar diktim. Burada şöyle dış tellerini alarak dikeceğim artık. Şöyle gördüğünüz gibi bu dış tellerini alarak dikelim. Evet, şöyle burun ucuna şöyle 1,5 parmak kalana kadar dikelim. Burada büzeceğiz. Evet, burun ucunda 1,5 parmak kadar yeri dikmedim. Şimdi orayı şöyle bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum bu şekilde. Öbür tarafa da geçiyorum. Şöyle tamamdır. Evet, daire şeklinde büzgü yapacağım. Büzüyorum. Buradan içe giriyorum. İçeriden biraz sıkılayıp düğüm atacağım. Şöyle. Biraz ilerletip kesiyorum. Evet, modelimin düzünü çevirdim. Şimdi bağcını yapalım. Bağcı için 3 metreden biraz az bir ip kestim arkadaşlar. 3 metreden şöyle bir karış kadar az ipimi kestim. İkiye katladım.
İkiye katladıktan sonra diğer ucuna üzerine makas koyuyorum. Dönmesin. Şöyle dışa doğru iyice bükelim arkadaşlar. Böyle iyice bükelim. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur ama. Böyle iyice büküp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi iyice büktüm. Diğer ucunu da alıyorum. İki ucu birleştirdim. Şöyle tutuyorum. Şöyle elimle böyle düzeltiyorum. İyice dağılsın. Orantılı olsun diye bu şekilde. Şeklini aldı gördüğünüz gibi. Şöyle birazcık ip bırakıp burada düğüm atacağım. Şöyle burada düğüm atıyorum. Uç kısmını keselim. Evet, bunu da buraya çengelli iğne geçirdim. Çengelli iğne geçirdikten sonra tığ yardımıyla da geçebilirsiniz. Burada artırma yaptığımız yerlerden geçireceğim. Evet, şöyle. Yan kısımda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yan kısma da denk gelebilir. Hani sağ ayak, sol ayak olsun istiyorsanız tam burada da olabilir. Şöyle biz yana getirelim. Bu sol ayak olsun, sol taraftan. Şöyle. Bir alttan bir üstten geçecek şekilde. Evet, bağcığımızı geçirelim. Evet. Bağcığını da geçirdim. Fiyonk şeklini verdim. Bitti arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle burun kısmında bu şekilde topladık. Topuk kısmında aynı şekilde toplanabilir. Tercih size kalmış. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Destek amaçlı videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.